28 Şubat'ı konuşuyoruz. Özellikle ekonomik iktisadi yapısını, yani 28 Şubat'ın maliyetini konuştuk taraftan da. Çünkü bu işi daha çok irtica ile mücadele olarak sundular ama bir de bunun arkasında, o perdenin arkasında bunun iktisadi faturası vardı. Bu neden gerçekleşti, nasıl gerçekleşti? Az önce Kombas'tan örneğini verdi Sayın Okuyan programın başında. Programın ilk bölümünde de kapatmadan hemen önce Nail Keçili aslında banka hortumlamalarından da bahsetti. 28 Şubat'ta bankacılıkta neler oldu? Aslında neler yapılmak isteniyordu? 28 Şubat burada nasıl bir rol oynadı? Şimdi bankacılık tabii en hassas bir sektör her zaman. En güzel şey de para alıp para satmak. Hele bunun içerisinde en büyük alıcı devletse harika bir sistem. Şimdi bankaların görevi halkın tasarruflarını toplayıp öyle bir noktaya geldi ki devlete borç vermek. Tabii bu bir bankacılık mıdır, değil midir? Devlet parasına sahip çıkmadı. Şimdi de sahip çıkmıyor. Yani bir devlet kendi parasına sahip çıkmıyorsa öbür sahip çıktığı değerleri hiçbir şeyi kalmaz, anlamı kalmaz. Ama o zamanki faizle bugünkü faiz arasında ciddi fark var. Şimdi onu anlatacağım. Yani bugünkü faize de geleceğim. Neden derseniz, şimdi Türkiye Cumhuriyeti genel ve katma bütçeli daireler, döner sermayeler, iktisadi devlet teşekkürleri bankalara parasını yatırıyor. Neyle yatırıyor? %5, %10 resmi mevduat faizi oydu. Aynı devlet, aynı banka sisteminden %135'le borç alıyoruz. Havuz sistemi dediğimiz, kamu tek hesabı, aslında havuz sistemi sözü rahmetli Erbakan'a aittir. Onun teknik ismi kamu tek hesabıdır, ben hatırladım. Siz o zaman Sayın Erbakan'ın danışmanıydınız. Evet, başbakanlık baş danışmanıydım, ekonomiden sorumlu. Sorumlu diyorum, onun altını çiziyorum. Yani bakanlar üstü bir görev değil. Bazen oluyor böyle, ehliyet ve liyakat öne geçiyor Türkiye'de. Ehliyet ve liyakat öne geçince de işler karışıyor. Soru ehliyetlisin canım. Bu orada da işimiz karıştırdı. Dedik ki kardeşim, ben kendi parama niye %135 faiz vereceğim? %5, %10 onu da almazdı devlet çoğu zaman. O zaman ne yapalım? Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına sahip çıkalım. Devlet parasını sanal bir banka olarak niteleyebileceğimiz bir havuzda toplasın. Devletin harcamaları buradan yapılsın. Böyle devletin parası o bankada, bu bankada yatıp şey kalmaz. Peki bu sistem kimin tekene çomak sokuyordu? Şimdi düşünün, %135'le size para satıyor. Siz %10'la ona para satıyorsunuz. %125 avanta banka sistemi. Yani böyle bir kar hiçbir yerde yoktur. O zaman ne oldu? Faizler aşağıya çekildi. Hemen %70'e düştü. Çünkü dedim ki ben faiz havuzdan %50 vereceğim. Çünkü iktisadi devlet teşekküllerinin de yaşaması lazım. Onların da ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var. Alıyoruz, veriyoruz. Ve ne zaman günündeyse ödemeler o zaman yapılıyor. Yani işte para gelsin, bankada beklesin. Ondan sonra ödeme yapılsın diye bir şey kalktı ortada. Anında. O zaman ne oldu? Ayağa basmış oldunuz. Yani %135 ile para alıyorsunuz birisinden ve ondan artık para almamaya başlıyorsunuz. Faizleri aşağıya çekiyorsunuz. Faizleri aşağıya çektiğinizde oradan elde ettiğiniz tasarrufu istihdam sağlamak üzere değerlendiriyorsunuz. Artı memura, emekliye %100'ü aşkın bir dam yapıyorsunuz. Tabii burada para babalarının ayağına basmış oluyorsunuz. Yani buradaki şeyin avantanın tarifi bile mümkün değildir. Yani. Birinci demek ki bu havuz sistemiyle ayağa basıyorsunuz. İkincisi bir başka ayağa basma daha var. Almanya'da işte yeşil sermaye denilen aslında 39 tane Konya Holding'idir bu. Onların topladıkları bir işçi tasarrufu var. Biz devlet olaraktan %12 ile Dresdner Bank kanalıyla
oradaki işçilerimizle mevduat toplarken onlar %30, %40'la topluyorlar. Yani korkunç bir şey içerisindesiniz. Devlete karşı bir haksız rekabet içinde. Her çeşit şeyi yaparak da. Yani oradaki camileri, cami çalışanlarını, görevlileri, onlara da komisyon vermek suretiyle böyle bir para toplama mekanizması var. Ve orada da bizim de paraya ihtiyacımız var. O zaman ne yapalım? Bir promosyon sistemi. Bedelsiz ithalat dediğimiz bir promosyon sistemi kurduk. Ne yaptık? Dedik ki ey işçi vatandaşımız 25 bin mark yatır. Sen araba getirme hakkı verin. 12.500 dolar yatır. Gene aynı hakları verin. Tabii buradaki konu sadece otomobil getirmek değildi Türkiye'ye. Makine. Çeşitli fabrikalar kurulsun diye. Eski olabilir. Biraz elden geçmiş olabilir ama yani Türkiye'de de bir istihdam sağlamak. Öyle bir promosyon verdiniz ki bir tarafta %12 faiz devlet veriyor. Öbür tarafta %30, %40 işsiz sanayi. Ama bu araba gelirken bir dakika mesela, şimdi onu anlatacağım. İşte sanayi çöker çoğunluğu. Bir dakika, onu anlatacağım. Ne oluyor şimdi? %18 bir artı değer. Ama bizim araba getirme hakkı o %18 farktan daha üstü çıktı. Bu sefer yeşil sermayeye de oradan şey getirememeye, fon toplayamam. Biz daha çok fon topladık. Yani yurt dışında. O zaman yeşil sermayenin de ayağına basmış oluyorsunuz. Yeşil sermaye de 28 Şubat'ın... Evet, nedenlerinden biridir. belki de öncelikli nedenlerdir. Yani. Sonra otomotiv sanayine geldiniz. O zaman yerli otomobil üretimi var. Ama öyle almış başını gidiyor ki fiyatlar felaket. Yani 3 yaşında Mercedes'ten daha pahalıya satıyor. O zaman otomotiv sanayide dışarıdan bu şekilde araç geldiği zaman o da rahatsız oldu. Demek ki kimin ayağına bastınız? Bankaların ayağına bastınız. Yeşil sermayenin ayağına bastınız. Otomotiv sektörünün ayağına bastınız. Ama 28 Şubat yeşil sermayeye karşı yapıldı diye çok laf vardı. Yani her lafı söyleyeyim. Para mıdır mesele? Biz finansmanın altın kuralı. Paranın yönünü izle, gerçeğe ulaş. Yani işimizi bu. Ama müsaade ederseniz tamamlayın. Peki buyurun hocam. Sonra kumarhanelerin kapatılması meselesi. Kumarhanelerin kapatılması kanunu hazırladım. Ve çok seri bir şekilde geçti. Yürürlüğe girdi. Kumarhaneler kapatıldı. Kumarhaneler de yani öyle sanıldığı gibi o günkü ortamda böyle hafife alınacak bir sektör değil. Kumarhaneleri de kapattınız. Onların da ayağına bastınız. Sonra bir şey daha yaptınız. Kara paranın aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanun. 19 Kasım 1996'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında kara paranın kası yok. Yok böyle bir kavram. Mali suç kavramı yok. Bunları getirdiniz. Bütün bunlar bir araya gelince bir takım... Fakir fukaraya getirdiniz. Zenginden getirdiniz. Buraya da geleceğim. Bir de şunu şu yaşandı. Askeri ihaleler meselesi var. Belki de en hassas konu bu. O tarihte yani 28 Şubat süreci başlamadan bir bakılırsa savunma sanayi ihaleleri. Burada deniz kuvvetlerinin ihaleleri var, hava kuvvetlerinin ihaleleri var. Büyük ölçüde en büyük şey alımlar orada. Yani bir vasıta alıyorsun ama bilmem 500 tane tanka bedel. Bir gemi alıyorsunuz, bir uçak alıyorsunuz. Silah şeyi var. Orada da gene bugüne kadar yani Ocak diyebiliriz. Ocak 1997'ye kadar veya 96'ya kadar. Ama ben biraz daha geriye gideyim. Bir savunma sistemini kurduktan başlayan bir sistem var. Ve o konuya da eğilindi. Ve birçok askeri ihale verilmesine rağmen iptal edildi. Peki, yani ihaleyi siz almışsınız. Kimler mağdur? Siz almışsınız bu ihaleyi. Hangi gruplar mağdur? Kimler mağdur? Silah tacirleri ve yerli işbirlikleri. Bugüne kadar gündeme gelmeyen bir şey var. Biz o tarihte aslında Mümessiller Savaşı'nı yaşadık. Mümessiller Savaşı. Komisyoncular
savaşı. Komisyonlar öyle bildiğiniz gibi değil. Çok yüksek komisyonlar. İnanılmaz komisyonlar. Ve dar gibi gözüken bir grup ama böyle uluslararası bir şey var. Bu yüzden var. Peki. Bütün bunlar, bütün bunlar demek ki birilerinin ayağına basarsanız onlar da sizin nasırınızı şey yapar, patlatır. Sayenizde AKP geldi işte. Ben bu gözle bakıyorum. Ama bunu çok değişik şekillerde topluma sunabilirsiniz. Efendim işte irtica ile savaş diyebilirsiniz. Hatta bilmeyenler işte yeşil sermayenin yüneri eder. Tamamen ters halbuki. Yani şimdi bizim bildiğimiz ezberde şu var. 28 Şubat yeşil sermaye karşı yapıldı. Hayır, hayır. Siz diyorsunuz ki 28 Şubat'ın hükümetinin baş ekonomik olarak ben bu işi yapan aslında bunun şeylerinden, ortaklarından biri, işbirlikçi enstrümanlarından bir tanesi diyebiliriz. Yeşil sermayedir, evet, rahatlıkla söyleyebilirim. Çok ilginç. Yani, artık mümessiller savaşından bahsettim. Yani 3 tane nokta var. Evet. Bir tanesi... Bankaların para babaların ayağına basılması, sonra yeşil sermayenin ayağına basılması, otomotiv sektörünün ayağına basılması, savunma, kumarhaneler ve biraz önce belirttim, kara paranın aklanmasının önlemlisi. Aynen, bir şey eklemek istiyorsunuz. Neymiş? Arkadan 2001 geliyor. O ayrı bir tartışma konusu. Neymiş? O da dertlilerden bir tanesi. Neymiş? Demin söylediğimi teyit etti hoca, farkındaysanız. Biz bu sohbete başladığımızda hocam yoktu. Yoktu, evet. Evet, şimdi hiç askerden bahsetti mi? Hayır. Sermayeden bahsetti. Sermaye sahipleri kimlermiş? Bakın o dönemki, ben daha ileri gittim biliyorsunuz. Hocam şimdi daha geriye gelerek bahsetti. Kimler olduğunu tespit ettiğiniz zaman, baktığınız zaman zaten görürsünüz. İsim vermekten kaçınıyorsunuz ama. Ya, kimse itham etmek istemiyorsunuz. Bakın ben size bir söyleyeceğim. Ben bu hadiseler başımdan geçtikten sonra Allah'a çok şükür önce bir TMSF ile sıkıştık. Arkasından da bana çok ciddi bir rakam borcu olan kişi de inşallah onunla da işimizi bitireceğiz. Yani benim işim bitti. Türkçesi söylüyorum. Yani bu yarayı, bu büyük şeyi, savaşı bana bu savaşı açanlara karşı kazandım. Türkçesini söylüyorum. Şimdi onlar düşünsünler. Benim söyleyecek bir ama şey Türkiye'nin yok. Türkiye'nin bir yarısı var. Yani buna merdiven olmak için. İşte oraya onu söyleyeceğim size. Buyurun. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Bu benim kazanmamla ilgili bir şey değil. Bu 2001'den sonra hocanın söylediği çok önemli gelişmeler de bu anlattığı altyapının bozulmasıyla, yani sistemin bozulmasıyla giderek büyüdü. Bankaların hepsinin bilmem el konumbasına kadar gitti. Mesela şunu sormak lazım kardeşim. Bunu niye sormuyorlar? Ben merak ediyorum. Yani ben rahatladığım için, ben aklanmış bir adam olduğum için her şeyi rahat konuşuyorum. Kardeşim bu bankalara el konulduğu zaman hocam, iki tane banka, üç tane banka çıktı böyle arada. Böyle büyüdü. Bu bankaları bilmiyorlar mı kim olduğunu? Hepimiz biliyoruz. Onlar da biliyorlardır. Şimdi ben bunları söylediğim zaman ne oluyor biliyor musun? Ertesi günü beni mahkemeye veriyorlar. Eski Vakıflar Bankası Genel Müdürü Hasan Kılavuz, Kemal Derviş'i eleştirerek 3,5 milyar dolar parayı IMF'den alabilmek için 5 bankayı kapattılar. Bunların hazineye verdiği zarar IMF'den alınan paradan fazlaydı gibi bir ifade. O söyle, hoca söylesin. Ben bankacı değilim ki buna cevap vereyim. Şimdi bankacılığı başlangıçta söylediğim gibi çok çeşitli açılardan ele almak lazım. Şimdi bizim ülkemizde bankanın kurulmasına kim karar verir? Siyasi otorite. Bankanın mevduat toplamasına kim karar verir? Siyasi otorite. Öylesine iç içe geçmiş bir sistemdir ki Türkiye'de aslında bir kamu bankacılığı sistemi vardır. Görünürde özel bankacılık ama gerçekte bir kamu bankacılığı. Ne özeli ya? En büyük müşterin devlet. Parayı ondan alıyorsun, ona satıyorsun. Çok ilginç bir sistem. O zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Diyor ki banka anlayışı o tarihler itibariyle parayı topla milletten, %70'ini getir devlet olarak civarında bana sat, geriye kalan %30'un %10'unu bankacılık yapıyormuş gibi yap, işte sözüm ona, birilerine kredi mredi dağıtıyorsun, sanayiciye manayiciye hikayede, sonra %10'unu getir, minimum %10'unu da benim göstereceğim adreslere kredi olarak ver. Yani siyasi nedenli krediler. Şimdi
Sedaretin, benim hocam öyle dedi. Sedaretin eskisi olmaz dedi yani. Sedaretin eskisi olmaz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Açtırıyorsun krediyi. İzini veren sensin. Parayı toplamasına sebep sensin. Diyorsun ki arkadaş ver Nail Bey'e krediyi. Allah Allah. Niye? Nail Bey ne yani? Niye ona veriyorsun da size vermiyorsunuz? Bu geri dönüşsüz olarak verilen bir kredi. Nail Bey de değil para. Para başkasında. ATM'yi satın almak isterse verirdi. Ondan sonra o şey Nail Bey bir banka bir noktaya geliyor para lazım. Diyor ki abi diyor şu parayı öde diyor ya. Nail Bey diyor ki ya benim diyor hiç alakam yok bu parayla kardeşim diyor biliyorsun diyor. Kime aldık kime verdik senin yanında da verdik diyor. O zaman gidiyor işte o krediyi yönlendiren siyasetçisine. Diyor ki ey siyasetçi kardeşim sen şu bankayı bir kurtar. Yani Türkiye'de 2001 bankacılığı banka kurtarma operasyonu şeklinde girmiştir. Ama gerçekte kamulaştır bankayı. Adına hortumcu falan filandı. Yani borcu takip edecek mekanizma ortadan kaldır. Yani devlet ne yapacak da borcunu şey yapacak? Tahsil edecek. Yaşar Bey'in... Bir daha bunun dibindeki anlayıştır. O da Türkiye'de siyasetin finansmanını halk yapar. Parası olanlar yapar. Ve demokrasimiz de parası olanların demokrasisidir. Aynen öyle. Ve parası olanlara çalışır. Peki para kimde var? Orada duruyorsun işte para kara para. Siyasi partilerimiz kayıt dışı. Demokrasi de kara demokrasi. Halkın yani siyasi partiler de bekliyor. Siyasi partilerin finansmanını halk yapmıyor. Dolayısıyla halk hesap sormuyor. Böyle bir sistem. O zaman da diyorsun ki kardeşim işte bu arkadaş hortumcudur. Yani Türkiye'de o tarihte siyaset hortumcu. Bankaların hak etmedikleri bazılarının el koyma olayları vardır. Hak edenler de dışarıda bırakılmıştır. Çok acayip iddialar var. Çünkü evet iddia değil. Hiç ben iddialı işim yok. Öyle bir şey yok. Belge. Ben şak diye koyarım. Kim geliyorsa gelsin. Bu benim işim. Herkesin bir sanatı var. Şak diye şafaktan da koyarım. Ha, niye banka isimleri vermiyoruz banka şeyi? Bankacılık kanunu çok dirgin. Bankalar aleyhinde konuşamazsın arkadaş. Yasak. Yasak. Kimin aleyhinde konuşursun? İşte onun bunun aleyhinde konuşursun ama bankaların aleyhinde konuşamazsın. Ha ben konuşurum. Gerektiği zaman da tak diye. Siyaseti besliyor çünkü. Koyarız. İşte o ezik aslında dimdik olan bir arkadaşımız ezik hale geldi. Var mı böyle? Ne yapmış? İşte birisine çakmış imzayı. O mu almış parayı yok? Kim almış? Birisi almış. Peki o birisine parayı versin diye banka o imzayı kim ve kimin hatırına vermiş? Yani çok gırgır. Eğlenceli yani tam komedi. Yaşar Bey yani, hakikaten siyasi bana bakıyor. Kadar... Çünkü benimle beraber yaşıyor. Bak şu güzelliğe bak. Muhtemelen söyleyecekleriniz çok birikti ama şöyle bir cümleyle geleyim size. 28 Şubat döneminde... Sayın Bakanım evvela hayırlı akşamlar dileyim. Ekonomiden Sorumluluk Bakanı olan duyuyor. Hocam. Ufuk Söylemer, Darbeden Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede İstanbul sermayesinin Anadolu sermayesinden rahatsız olduğunu söyleyerek o dönemde bazı TÜSİAD üyeleri gazeteciler aracılığıyla bize yapmadıklarını bırakmadılar diyor dedi. Burada da çok konu birikti. Neler söyleyeceksin Sayın Okyan? Yani şimdi bu Osman hocamın söylediklerine bir bütününe katılıyorum da bazı söylediklerini bilgimin dışında olan şeyler ama Osman hocam bu işleri çok iyi yakından takip ettiği için söylediklerinin gerçeği yansıtan bir durum ortaya koyduğundan da eminim. Yani işin gerçekleri bunlar. Bakın, gerçek olanı daha açık ifade edelim. Türkiye'de güç büyük sermaye gruplarının elindedir. Siyaseti de onlar yönetir, devleti de onlar yönetir. Siyasetçi arada bir yönettiğini zanneder. Sakal alır. Ben bunu şimdi söylemiyorum. Ay sakal alır ama değil mi? Ben bu sözü... Tabii avantasını alır. Ben bu sözü şimdi söylesem şöyle düşünülebilir kamuoyu. Ya kardeşim kendi siyasetin içindeydin. Bakanlık yaptın. Şey ben bunu
Bunu Bakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğum 57. hükümet sırasında söyledim. Evet. Arşive giren bu sözlerimin aynısını görür. Verdet Hanım. Yeni bir şey değil bu. Büyük sermaye. Ben hatta o zaman TÜSİAD'la bir kavgaya girdik de. Bunlar boyuna çok açık, kolay değil. TÜSİAD'ın karşısına bir siyasetçinin dikilmesi. Sen Kürdistan'ı kimsin? Kuran da o zaman büyük altta sermaye. Bir bakan. Öyleydi. Ve çok ağır lafları var o şeylerde. Öyleydi. Ha sonra ne oldu? Sonra şu oldu. Yani işte bir takım büyük sermaye elinde bulunan gruplar, kişiler, holdingler, onlar bunlar. Ondan sonra bize dediler ki, lafı altını çiziyorum, hiç polemiğe girmemek için isimde bahsetmeyeceğim. Başka bir tartışma konusu çünkü o. Ve dediler ki sen madem bu işlerden vazgeçmiyorsun, büyük sermaye grupları, işverenler bunun hesabını senden sorar. Bakın, bu işveren büyük sermaye gruplarının hesabını sorma süreci benim için hala devam ediyor. Nasıl yani? Benim nasıl devam ediyor? Siz, söylüyorum. Siyasetten uzaklaş. İki senedir. Benim eşim bir yıldır işsiz. Ben 3 senedir iş arıyorum. Nereye geliyor biliyor musunuz? İşte bu demin ifade etmeye çalıştığım noktaya geliyor. Halk uyuyor. Ama Allah'a çok şükür. Allah'tan başka kimseye eyvallahım yok. Yaşar Bey, yani siz 28 Şubat'tan sonra gelen hükümetin içindeydiniz. Ve aslında... Ondan yani, sonraki, 28 sonra, Şubat'tan sonra değil, 55. hükümet. İki sonraki. Ondan sonra 56. hükümet, Sayın Rahmetli Ecevit'in hükümeti. Ben 57. Cumhuriyet hükümetinde. 1999 seçimlerinden sonraki hükümette. Artık Cumhuriyet hükümeti ama yok yani, bu arada. O aradaki süre çok uzun bir süre değil yani. Bir buçuk sene kadar ve hani... Tabii onları yaşadı. 28 Şubat 1000 yıl sürecek dendiği bir dönemde. Sanki siz orada yani daha mağrur pozisyonda, en azından kafalarda öyle konumlanıyor. Yani hani bu iş Refah Yol'a karşı yapıldı. Ondan sonra işte ana sol D ya da çevresindeki formüllerle şeyler yapılmadı. Yani böyle bir şey yok. Refah Yol'un konuyla ilgisi yok. Ama faturayı çıkartacak birisini bulacaksın. Refah Yol değil. Refah Yol'un anlayışına karşı. Ne kardeşim, işin gücü yok mu ya sen? Bırak herkes bilimine baksın. Biz devletten lüpleyelim. İhalelerimizi alalım. İmtiyazlarımızı alalım. Özelleştirme bir süreci var ki. Çok eğlenceli. Bu bankalar, bilmem neler falan. Onun için bir adres bulman lazım. Ne diyeceksin? Refah Yol kötü. Niye kötü Refah Yol? Efendim işte Doğru Yol Partisi ile Refah Partisi o kadar iyi anlaşıyor ki o dönemde. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani hükümette şu yaptığımız biraz önce bahsettiğim işlemlerde hiçbir zaman Doğru Yol Partisi'nden çıkmıyor. Niye? Akılcı davranıyoruz. Gerektiğinde hoca beni ikna etmek üzere. Hepsi arkadaşlarımız zaten Tansu Hanım. Sağ olsun o zamanki ortamda. Yani verdiği siyasi destek Türkiye için her türlü övgün üzerindedir Tansu. Yedikleri de. Yani insanlar bir araya geliyor. Konuşuyoruz, birbirimizi ikna ediyoruz. Bana dedi ki mesela, hocam dedi, hem dedi bu faizleri aşağı çekeceksin, hem de bir de bundan vergi alacağım diyorsun. Çiller evet, için. Hem aşağı çekeceksin, hem de vergi alacaksın. İlk defa banka mevduatına stopaj getirdi. %12 kafada. Hem faizleri aşağıya çekiyorsun. Hem de üstüne üstlük bir de vergi alıyorsun. Vergiyi de düşünürseniz faizleri daha aşağıya çekmiş oluyorsun. Kimden alıyorsun? Halktan. Yani çok uyumlu bir. Zenginden alabildin mi? Yok. Kabineydi gerçekten. Yani yıkılmaması gerekiyordu. Yıkıldı. Niye? Gelenler işte o iptal edilen askeri ihaleleri versin. Hemen o 55. hükümetin ilk icraatı havuz sistemini kaldırmak. 30 Haziran'da iktidar oldular. 12 Temmuz'da havuz sistemi kalktı. Yaşar Mobil de kalktı. Derhal. O zaman bu hareket böyle bir belli hükümete karşı yapılmış. Refah Yol'a yapılmış falan denilemez. İcraata karşı yapılmıştır. Aleyhlerindeki noktaları kaldırmak, tekrardan eski düzeni daha da kötüleştirerek getirmek. Bak, daha da kötü. Yani o şeyden
30 Haziran 1996 54. hükümetin göreve başladığı tarihten önceki dönemden daha kötü döneme getirmek. O bir ne oldu o uygulamalar? Bir efsane olarak bugün her zaman söyleniyor. Peki bugünkü hükümet uyguluyor mu bu sistemini? Hayır. Yani demek ki bütün hükümetler ne yapmış abi? Bu işi vermiyorlar. Yani, ya ne demek yani havuz sistemi bilmem ne milletin parasına sahip çıkıyorsun. Sana ne kardeşim? Herkes altın sakalını. Demek ki bir şekilde mesele başka boyutlara geliyor. Türkiye'nin sorunu sistem sorunudur. Sistemsizlik bir sistem değildir. Yeme sistemi. Sistemsizliği sistem olarak düşünüp ondan sonra da orasına burasına oradan kurcala buradan mıcala buradan parmakla filan bir yere gidemiyoruz. Gidemeyiz de. Çünkü sistem. Şimdi bu bahsettiğimiz dönem yani 28 Şubat hadiselerinin dönemi son koalisyon hükümetinin bitimine kadar sürmüştür. Bu koalisyon hükümeti bittiği zaman bu işte bitmiştir. Bakın neden. Şimdi 2002'ye kadar sürüyorsunuz yani. Tabii. Yani biz bunu yaşadık. Şimdi bir tarafta koca bir bakan var. Hakikaten çok saygı duyduğum. Bir tarafta da abim var. Koca bir hoca. Bana düşmese de yaşamış yani ağaçtan damdan düşmüş bir adam olarak bir şey söylemem lazım. Bu halk var ya kardeşim, bu halk bizim toplumumuz. Bu toplumumuz öyle bir ceza verir ki aklın hayalin durur. Uyanırsa. Ben bu hadiseleri yaşadıktan sonra Şarık Tara bana ziyarete geldi. Dedi ki, ya sen dedi bu Mesut'a çok kızıyorsun. İkiniz de aynı mektepdensiniz. Mesut Yılmaz. Evet. Bir dedi karşı karşıya gelin de bir konuşun filan. Valla benim için fark etmez ama benim idam kararını veren Mesut Bey'in kendisi. Dolayısıyla benim için fark etmez dedim yani. Benim dedem, babam filan iddia eden kim iddia filan. Biz şeyiz zaten ya, savaşan bir aile. Neyse uzun lafın kısası biz Mesut Bey'le oturduk 4,5 saat. Hanımefendisi de vardı, üçümüz. Hanımefendisi, ben ve kendisi. Ben kendisine ne dedim ki, yahu ne istedin benden? Yani niye beni bu pisliğin içine monte ettin? Sen dedi benim dedi başbakanlığıma mani oldun. Nasıl mani oldun? Çünkü dedi sen Tansu Çiller'in hizmetindeydin, danışmanlığını yapıyordun. Ve onun başbakan olarak uzun süre kalmasını sağlayan kişisin. Dolayısıyla hani demiş ya padişah, sen bana ördek dedin demiş şerife. Nasıl dedim demiş ya, yeşil dedin, su dedin, değil mi? Uçar dedin, ördek dedin kardeşim. Aynı hikaye. Arkasından da dedi, Turgut Bey'e demişsin ki, Mesut'u partinin başına getirme. Ben Turgut Bey'le 8 sene kol kola çalıştım. Ama Turgut Bey bir insan, yani Mesut Bey'le çalıştı. Turgut Bey'i tanımadan yahut da Turgut Bey'i hala tanımadan bunu söylemesi hazin ve inanması da hazin. Birisi diyor ki, Nail senin için böyle dedi. Turgut Bey de dedi ki, ben de seni partinin başına getirdim. Lan Turgut Bey 500 kişiye sorar. Hayır bunlar Turgut Bey'i tanımayan insanlar. Hayır abi. Yani kendi senin kafasına yapmışlar abi. İşte yani böyle bir şey olur mu? Turgut Bey 500 kişiye sorar. Sonra da ne yapardı biliyor musun? Bildiğini yapardı. Bak çok özel bir şey söylüyor. Dolayısıyla ben onun niye seçim kaybettiğini, ne olduğunu filan yaşamış insan olduğum için bilirim karakterini. Enteresan bir adam da Allah rahmet eylesin. Güzel insan Allah'tan yarar. Evet dedim ki yani bunları Turgut Bey, peki o zaman sen madem ki bu partinin başına bu kadar gelmek istiyordun ve çok önemli icraatlar yapacaktın. Geldin sonra, değil mi? Ya. Nerede ANAP? ANAP yok oldu. Kim yok etti? Bildiğini yapmazdı o da. Amerika'nın dediğini yapardı. Doğru mu? Koalisyon hükümetinde kim kaldı? MHP kaldı. Şimdi değil mi? Niye kaldı MHP biliyor musun? Yani son hükümette. Son hükümetten bakiye veya MHP kaldı. Yani Amerika'nın desteği. Yok. Niye kaldığını söyleyeyim mi sana? O veya bu şekilde doğru dürüst ciddi bir adam olduğu için başında birincisi. İkincisi de hiç kötü bir şeye karışmadığı için. Üçüncüsünün sebebi nedir bu karışmadığı için ve... İlk istifa eden oydu ama. ...olarak söyleyeyim mi? Ben kendisiyle o tarihte ziyaret edip konuşmuştum. İşte yaptık. O kadar enteresan ki ya biz de hazırlıksız geldik. Yani nereden tutacağımızı bilmediğimiz için bulaşmıyoruz. Yoksa bulaşırız. Şimdi aslan gibi öğrendi siyaseti. Bu sebeple bu sayede kaldı. Öbürleri ne oldu? Yok oldu. Niye yok oldu? Çünkü
Bak kardeşim, bak çok özel bir şey daha söyleyeceğim. Sabırlı ol 2 saniye. Çünkü bu toplumda dikkat edilmesi gerekli en önemli hadiselerden bir tanesi sokaklara çıkıp bağırmak değildir. Yani onu isterim, bunu isterim diye bağırıp sonunda %60 bir parti %50'nin üzerinde oy alıyorsa demek ki bu partinin idare ettiği ülke...